bedenin de tesiri var insan düşüncesine. Yedikleri mesela şöyle diyeyim. Tok karnına yattın. Allah Resulü diyor ki tok karnına yatma. Aç da yatma. Tam çıplak mide olmasın bir hurma at en az. Tok yatma bak. Tok yatarsan. Tamam. Televizyonu seyret yatarsan. Doldun. Gözden girmiş, kulaktan girmiş. Yani televizyondur, müziktir. İçeri dindi bak. Tok yatarsan. Bak olanı sana söyleyeceğim. Televizyon, radyo yani gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden bulunduğun ortam içeri girmiş. Yatak, yastık, yorgan kılıfı. Petrol ise, şunu da söyleyeyim, battaniyeye kılıf yapıyor. Tamam, %50-60 korundun. Ya çıkar kardeşim battaniye. Git, başka yerden iktisat yap. Başka yerden iktisat yap. Pamuk koy oraya. Pamuklu ve yünlü koy. Yatağının altına petrol koyma. O yastık şeyler, yataklar petroldür. Git, sigarandan içiyorsan. Git ekmeğinden, git elbisenden, git kız yatağının altına petrol koyma. Pamuk yaptır. Tamam mı? Şimdi vücuttaki o yüklenilen enerji atılamıyor. Çünkü sarmalamışsın. Kafa plastik, yastık yüzü. İçi netli belli olmayan Çin malı şey, pamuk koy. Bak, en azından yastık kılıfı, yorgan, çarşaf seni sarmalamış. Nasıl atacaksın bu enerjiyi? Tok yatma. Yatağındaki kılıflar pamuk olsun. Giyindiğin çamaşır, gömleğin dahi pamuk yap. Petroldan uzak dur, petrol ofisten uzak dur. Televizyonu seyrederek hani ettin daha işte... Ya işte rezil, kepaze veya normal bir video. Hazreti Ali'nin ifadesiyle zinciri radıyallahu anh yatarken imani mevzularla meşgul ol. Bir Kur'an oku bir sayfa, bir Risale'de, Matsay-ı Musa'da bir sayfa oku. Yani zincir gündelik halkayı kes. Bir dedik ki tok yatma, yatak sistemin böyle olsun. Televizyon seyret. Televizyondan uzak dur. Dördüncüsü ne dedik? Tok yatma. Yatakları, televizyonları. Elbise. Elbiselerinde bir pijama giyiyorsun, petrol. Şıt şıt tutuyorsun öyle. Çıt 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 çıt. Yani polis. O kadar rezil bir şey ki polis. Çıplak ol. Giy bir tane petrol ofis kaza. Çıplak giy ya. İşi sönür. Çıkar bakalım bak ne oluyor. Çıt 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 çıt. Hep tuttu işte. Çiçit olmasının sebebi havaya kaçtı. Kurtardın yani. Giydin kazağı. Kazağı giydin. Petrol. Ama çıplak yap. Denemek için yani. Çıplak giy. Petrolun ne demek olduğunu. Sonra birkaç dakika dursun kardeşim. Tamam. Hele hayata yetsen, düşünsen. O vücut yakıyor ya. Koku da yakma değil miydi? Koku nereden geliyor? İşten geliyor. Adamın ahlakı bozuksa koku, pis koku olur. Kokusu pis olur. Yani parfüm kullanacağını ahlakını düzelt. Nedir o? Bak ahlak kokuya vurmuş. Haya yüzde kızarma olmuş. Zahirdeki davranışlar batının dışa vuruşları. Yani ne diyorduk bu? Kazak demiştik. Vücut enerji atacak. Nerede atacak kardeşim? Sarmalamış petrol ofis. Dışarıya vermiyor ki, yol vermiyor ki. Böyle içeride kaos gibi dönüyor. Çık arkadaşım gece. Çıkar bakalım bak ne oluyor. Şöyle bir çıkar bakalım. Bak bak çıt 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 yapıyor. Fiilen yapıyorum ki 25. kar olsun diye bak. Anlatabilirim ama çıkarıyorum kazağı. Bazıları da bunu ne yapıyor ya delinin birisi. Aynen deliyim ben işte. Abi insanın hani vücudunda cildi mesela muhafaza için Cenab-ı Hak şey. Astral, on fiziğe göre astral vücut evet. Bizde bedeni misali. Peki o kazakları giydiğimiz zaman o plastik kazakları falan. O şeyi
Sistemi dumura öğretiyor. Devre dışı yapıyor. Öyle yapıyor mu yani? Evet, devre dışı yapıyor. O zaman cinlerin ya da daha başka şeylerin orada girme şeyi oluyor mu? Şimdi bu dört tane şeyi olunca adam, ya dört tane şey, vay Resulullah görüyor, mana Allah Allah. Uçup kaçacaksın, göreceksin. O şeytan yapıyor. Namaza başlayan kişilerin ilk 40 günü korkunç rüyalar olur. Şeytan zorlar ki bıraksın namazı. Yani faydalı bir şey olsaydı veya insana iyi, güzel şeyler gelecekti ama. Evet. Evet. Acayip bir şey. Dolayısıyla şimdi detay zannediliyor. Ne olur, insanlık inim inim inliyor. Bu anlatacağım, anlattıklarım yok tıktay. Yok. Samimi söylüyorum, yok diyorum yani. Bulamazsınız.